Arkadaşlar, yemsiz olta olmaz. Hayatta önümüze çıkan yemlere karşı dikkatli olalım. Bedava yemlerin çoğunun içinde kanca vardır. Mevzu sana yem vermek, seni beslemek değil. Mevzu seni kancaya takmaktır orada. Ama işte orada yem sevgisi var ya insanda. Dünya sevgisi var ya. Hocam ama bak öyle diyorsun ama yem var bak ne kadar güzel yem. Beleşten gelmiş yem işte hoca. Sen de yani çok irdeliyorsun hoca. Çok didikliyorsun. Bak orada yem var şimdi. Hadi konuş da konuş. Vıdı 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 vıdı. Mesela diyelim ki sen çiftçisin. O tarlan var. Domates ekiyorsun. Hani ben anlamam. Söylüyorum öylesine. Domates ekiyorsun. Bir ton mahsul alıyorsun. Çalışıyorsun. Bir ton mahsul alıyorsun. Adam sana diyor ki bizim tohumu diyor. Biz onu diyor bilim diyor. Bizde bilim var diyor. Bizde ne var? Bizde bilim var diyor. Bilim çok kıymetli şeydir. Biz bilimle tohumu geliştirdik. Sen art 10 ton bizim tohumu kullanırsan 10 ton ne yapabilirsin? Ürün alabilirsin. Ciddi misin diyorsun sen de ya? Allah Allah. Abi baksana yanındaki adam çalışıyor. Akşama kadar çalışıyor. Aylarca alıyor bir ton mahsul. Ben ne yapacağım? 10 ton mahsul alacağım. Bunun tohumu da 10 lira kilosu. Hatta bunun tohumunun kilosu 8 lira daha da ucuz. Bir de ben 10 ton mahsul alacağım. Yani ben aptal mıyım yani? Mantık bu gözüküyor. Akıl bu gözüküyor. Bilim var için içinde. Gidiyorsun. Hakikaten ne yapıyorsun? Söyle. 10 ton mahsul alıyorsun. Seneye iyiymiş diyorsun ya. O tohumdan biraz daha versene bana diyorsun. Gene geliyor. Gene 10 ton mahsul. Yanındaki adam ırgatlık yapıyor. Çalışıyor çalışıyor. Bir ton. Onun 10 sene daha aldığını sen ne yapıyorsun? Bir sene daha alıyorsun. Ondan sonra aradan geçiyor 5 sene, herkes dönüyor o tohuma, ortada domates diye bir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. Ondan sonra herkes yok oram kanser, yok buram ülser demeye başlıyor. Ondan sonra kanser sen bize geleceksin diyor, basıyor sana ilacı. Arkadaşlar çok zor yani, çok zor. Hani ben bunları anlatıyorum da bir çözüm bize söyleyebilir miyim? Hayır. Hayır. Ama yani öyle 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 ne ekmek kaldı ne domates kaldı hiçbir şey kalmadı ortalıkta abicim yani. İnsan bile kalmıyor ortalıkta. Söyleyin. İnsan bile kalmıyor ortalıkta. Geçen oldu. Evlenmişler. Sonra bir ay sonra hani öylesine söylüyorum yani teferruata takılmayın. Bir ay sonra hanımının erkek olduğunu anlamış adam. Ya şimdi bu böyle ya 10 sene geçsin. Yani kendinden şüphe et yani. Bitti. Daha iyi. Bu yolun başı bunlar. Bitti öyle öyle öyle. Gıdım 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 gıdım. Bu kurbağa mevzusu var ya. Kurbağa suya koyuyorlarmış, kaynatıyorlar alttan. Hafif hafif. Kurbağa içinde ne yapıyor? Haşlanıyor. Ya niye haşlanıyor? Zıpla kaç işte. Çok hafif. Birden biraz sıcak olsa ne yapar? Kaçar. Çok hafif. Hatta bak dikkat et bak. Dikkat et. Mesela sen böyle bir su olsa, ılık olsa tamam mı? Kaçmazsın. Bir rahatlarsın içinde. Hoşuna gider. Değil mi? Bir ılık bir sıcaklık böyle. Hoşuna gider. Kurbanını ne yapıyor? Hoşuna gidiyor. Ama mevzu senin hoşuna gitsin uğraşmıyorlar. Seni kaynatmaya uğraşıyorlar seni. Ama birdenbire kaynar su dökseler sen kaçarsın. Olmaz. Dereceyi yavaş yavaş arttırıyorlar. İlk baştaki dereceler senin hoşuna gidiyor, sana hoş geliyor. Ama mevzu o değil, sana kimse iyilik yapmaya çalışmıyor. Seni kaynatmaya çalışıyorlar.